Dramaturjik yaklaşım ikiye ayrılır. Ön bölge ya da sahne önü ve arka bölge ya da diğer bir adıyla sahne arkası. Ön bölge, en temelinde sosyal bir ortamda sergilediğiniz performanstır. Arka bölge ise, oyun sona erdiğinde kendiniz olabildiğiniz yerdir. Kendimizi ön bölgede düzgün göstermek ve çekici kılmak için kullandığımız araca izlenim yönetimi deniyor. İzlenim yönetimi, başkalarının bizi nasıl gördüğünü kontrol etme girişimimizdir. Bu çok mantıklı. Çünkü etrafımızdakiler tarafından iyi bir şekilde görülmek isteriz. Bir oyuncu olarak sizden farklı senaryolar bekleyen farklı sosyal durumlar vardır. Bu yüzden birden fazla ön bölge mevcuttur ve her seferinde farklı bir rol oynamak zorundasınız. Hali hazırda sahne önünde olan adamımızla bir hikaye oluşturalım. Arkadaş edinmek için maça beraber gitmek istediği bir grup insana beyzbolu seviyormuş gibi davrandı. Ama onun hayatında başka ön bölgeler de var. Hadi birkaç tanesine bakalım. Belki geçmişte bir futbol takımının kaptanıydı. Herkesi maç için gaza getirmesi gerekiyordu. Takımını hazırlamalı, onları başarıya götürmeliydi. Okula gittiği zamanlarda hafta içleri bu şekildeydi. Belki hafta sonları bir hastanede gönüllü olarak çalışıyordu. Hasta taşıma bölümünde çalışıyordu diyelim. Hastaları tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor ve eve dönme vakti geldiğinde geri götürüyordu. Bu sefer önceki ön bölgesinden çok farklı bir rolde. Çünkü şu an asıl işi hastalar için orada hazır bulunmak, onları rahatlatmak ve hallerinden anlamak. Bir gönüllü olarak yapabileceği tüm yardımı onlara sunmak. Aynı şekilde bu durum ilk durumdan da çok farklı. Belki hastanedeki gönüllü işini yaptıktan sonra hafta sonu bitince profesörünü görmeye okula gidiyor. Belki de kimya profesörü çok iyi bağlantılara sahip, çok sayıda insanı tanıyor. Çocuğun da kazanmak istediği belirli bir okul var ve bir referans mektubuna ihtiyacı var. Kimya profesörü ona bu referans mektubunu verebilir. Eğer bu mektubu almayı başarırsa da o okula girme şansı çok artacak. Bu yüzden profesörün araştırma projesiyle ilgileniyormuş gibi davranıyor ve onunla beraber araştırma yapıyor. Hatta belki de o konuyu pek sevmiyor olmasına rağmen. Ama ilgiliymiş gibi davranıyor çünkü profesör de bu izlenimi yaratmak istiyor. "Projeyle çok ilgiliyim, çok meraklı bir öğrenciyim," diyor. Tüm bu süreçteki planı da önünde sonunda o referans mektubunu almak. Sonrasında çok çok heyecanlı çünkü sonunda cesaretini toplamış ve uzun süredir hoşlandığı kıza çıkma teklif etmiş. Cesaretini toplamaya çalışıyordu ve sonunda yaptı. Kız da nasıl olduysa bir sebepten kabul etti. O da panik oldu ve ne yapacağını bilmiyor. Ama elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ona çiçek alıyor. Hesabı o ödeyecek. Kapıyı açıp ona yol verecek. Onu kapıda karşılayacak. Babasının elini sıkacak. Geleneklere çok bağlı ve çok heyecanlı. Ama oldukça da gergin. İşe koyuluyor ve ona bir çiçek alıyor. En iyi yüz ifadesini takınıyor. Kendini yapabildiği en iyi haliyle ortaya koymak istiyor. Bu büyük bir olay. Dişlerini fırçalayacak, duş alacak. İşte buradaki esas önemli olan şey şu. Burada çok sayıda ön bölge var. Hepsi de farklı birer senaryo gerektiriyor. Bu arka bölge ise tamamen farklı bir alan. Yalnızca bir tane arka bölge var ve sadece yakınındaki birkaç kişinin hakkında bilgi sahibi olduğu hayatının çok özel bir alanı. Arka bölge yani sahne arkası, izlenim yönetiminiz üzerinde çalıştığınız yer. Her şey burada birbirine bağlanıyor. İnsanlar dışarı çıkmadan ve arkadaşlarıyla buluşmadan önce burada makyaj yapıyor, kendilerine aynada bakıyor, bir sürü farklı kıyafet deniyorlar. Çünkü iyi görünmek istiyorlar. Bunların hepsi arka bölgede gerçekleşiyor. Bu yüzden arka bölgeyi izlenim yönetimi için antrenman alanınız gibi düşünebilirsiniz. İzlenim yönetimini hayatınızdaki birçok farklı sosyal ortamda kullanıyorsunuz. Bu çok enteresan bir düşünce. İzlenim yönetiminin ön bölge ve arka bölge ile ilişkisi de işte bu şekildedir.